Kent Haber'in 2009 yılından beri Bodrum kamuoyunun gündeminde tuttuğu Bodrum Belediyesi'ne ait açık hava reklam alanlarının ihalesi yapıldı. Daha önce 17 Şubat 2012 tarihinde yapılacağı duyurulan ancak 8 Mart'a ertelenen ihale, Bodrum Belediyesi Encümen Salonu'nda 5 firmanın katılımıyla gerçekleşti. Daha önce basına açık olarak yapılacağı duyurulmasına rağmen kapalı kapılar ardında yapılan ihaledense geçmiş dönemde alınan bedellere kıyasla inanılmaz bir sonuç çıktı. İhale sonucunda ihaleye Mersin'den katılan Aksel firması 5 yılda Bodrum Belediyesi'ne yaklaşık 12 milyon lira ödemeyi taahhüt etmiş oldu. Vol, Artı Reklam, Aksel, Bodrum Çağdaş Aşiyan Yayıncılık ve Gündem Matbaacılık olmak üzere toplam 5 firmanın katıldığı ihale açık artırma usulüyle 1 milyon Türk lirası muhammen bedelli açıldı. İhale edilen alanların kullanım hakkını geçmiş dönemde elinde bulunduran Vol firması ihale salonuna girmesine rağmen son dakikada ihaleden çekildi. Geçmiş yıllarda Bodrum Belediyesi Gıda AŞ tarafından sessiz sedasız kiraya verilen tam 315 reklam alanı açık artırma usulüyle ihaleye çıkartıldı. İhale kapsamında 15 adet Megalight, 10 adedi ihaleyi alan firma tarafından belediyenin belirlediği yerlere konulacak olan 80 adet raket, 50 adedi ihaleyi alan firma tarafından belediyenin belirlediği yerlere konulacak olan 150 adet billboard, ve 30 adedi ihaleyi alan firma tarafından belediyenin belirlediği yerlere konulacak olan 70 adet durak olmak üzere toplam 315 reklam alanı bulunuyor. Şartnameye göre Bodrum Belediyesi belirleyeceği alanlarda %10 oranında ücretsiz kullanım hakkına sahip olacak. 5 yıllık ihale süreci sonunda tüm reklam materyalleri Bodrum Belediyesi'nin malı olarak kalacak ve firma herhangi bir hak iddia edemeyecek. Açılışı 1 milyon liradan yapılan ihaleyi 2 milyon 100 bin liraya alan Mersin firması Aksel İnşaat Gıda Turizm Nakliyat Turizm Limited şirketi adına ihaleye katılan firma yetkilileri basına açıklama yapmazken ihalenin tamamlanmasının ardından basına açıklamayı ihale komisyonuna başkanlık eden Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Demokrat Partili Halit Özkaplan yaptı. Özkaplan, rakam oldukça iyi bir rakam. Yıllık 800 bin liradan 2 milyon 100 bin liraya çıktı. Bu da Bodrum'a ne kadar büyük bir ilginin olduğunu, Bodrum'un marka değerinin, isim değerinin ne kadar yüksek olduğunu da gösteriyor, dedi. Bir saniye. Evet. 15 adet. İhale bedeline vergi, harçlar ve KDV dahil değil. Yüklenici firma ayrıca bu bedelleri de ödeyecek. İhale bedelinin %25'i peşin, geri kalanı %25'er parçalar halinde Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında tahsil edilecek. İkinci yıldan itibaren ise bedel aylık taksitler halinde alınacak ve her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksi oranında kira artışı yapılacak. Daha önce ihalenin herkesin gözü önünde ve basına açık olarak Bodrum Belediyesi meclis salonunda yapılacağının duyurulmasına rağmen, ihalenin kapalı kapılar ardında ve iki zabıta memurunun nöbetiyle gerçekleştirilmesine yer darlığını gerekçe olarak gösteren Özkaplan şöyle konuştu. Ya bir de biz firmalar bu kadar şey diyeceğim, yoğun olacağım ve beşer olarak kişi geleceğini bilmediğimiz için yer de dar. Ancak onlardan bile ikişer kişi var dedik. Yani. İhalenin şeffaflık yani, konusunda bir her şeyimiz yok ama meclis yani salonunda şey yapılır, olarak boyayabilseydik yani onu düşünmedik hiç. Artık o zaman ya, basına girebilirdi yani. Encüme toplantı salonu dediğimiz için burada. Evet. Şimdi o bile itiraz konusu olur. Tabii. Yani meclis, buradan meclis salonuna kalktığımızda niye işte encüme salonunda yapmadınız da meclis salonunda yaptınız? Onun için yani. İhalenin itiraz edilebilirlerinde iptal etme gibi bir sıkıntı çıkabilir diye düşündük. Hukuk görüşü de aldığımız için böyle yapılmasına karar verdik. Çok
İhale şartnamesi alan ve 30 bin TL geçici teminatı yatıran MOL firması son dakika kararıyla el sürmeden ihaleden çekilince açık artırma 4 firma arasında yapıldı. Reklam alanlarını VOL'la ortak olarak işleten ERA firmasının 5 yıllık uzatma hakkı iddiasıyla mahkemeye başvurması sebebiyle ihaleye girmediği, VOL firmasının da bu yüzden son dakika kararıyla ihaleden çekildiği öğrenildi. Konuyla ilgili olarak Özkaplan şunları söyledi. Adliye şeye gidebilirler tabii ama yani bizim yani onların iddiası vardır ama şu anda bize göre öyle bir hakkı yoktur. Zaten biz açık olarak ihalemizi yaptık. Herhangi bir hakları varsa zaten onun arkasından gidecekler. Hukuk süreci herkes için açıktır tabii. Özkaplan açıkta kalan reklam alanları ve bu ihalenin kapsamı dışında bırakılan kullanım süresi 31 Aralık 2011 tarihinde sona ermesine rağmen hali hazırda Artı Reklam tarafından kiralanan dijibordlarla ilgili ise şunları söyledi. Yerleşim olanlar var, yani fazla olanlar sökülecek. Sökülecek ya, onları kaldıracak onları. Diyordu. Şimdi biz birleştirdik, tek olarak ihale çıkıldı. Tek firmaya yani. Ben bir... Öte yandan ERA'nın ihale edilen reklam alanlarından mevcutta olanlarla ilgili olarak mahkemeden tedbir kararı aldığı ve mahkemenin sonuçlanmasına kadar olan sürede bu alanların kullanılamayacağı iddia ediliyor. Yani toplam 225 reklam alanı iddiaya göre mahkeme sonuçlanıncaya kadar kullanılamayacak. Mahkemenin uzaması halinde en çok reklam talebinin olduğu yaz döneminde reklam alanlarının boş kalabileceği ihtimali bile mevcut.